İyi günler. Şu an tam taze yaprak çıkmışken güzel bir yaprak tarifi vereyim dedim. Bol limonlu, zeytinyağlı. Öncelikle 1 kilo yaprağımızı çeşmenin altında bol suyla yıkıyoruz. Kükürt olabilir aralarında, her şey olabilir, toz olabilir. Onlardan iyice arındırıyoruz. İyice bol suyla gördüğünüz gibi yıkıyoruz. İyice tek tek aralarını aça aça. Ocağa alıyoruz. Ben tencereye direkt koyuyorum yaprakları. Kendi o yıkadığım aralarında kalan suyla ağzını iyice kapatıyorum. Çevire çevire kısık ateşte pişiriyorum. Haşlamıyorum ama isteyenler haşlayabilir. Belki yapamayız diyenler az az suyun içinde haşlayıp bir kevgiri alabilirler. İnanın böyle de pişiyor. Bakın gördüğünüz gibi. Kendi arasında kalan suyla kısık ateşte çevire çevire pişirdim. Biraz soğutacağız. Bekleyeceğiz. Bir kevgiri alalım. Soğusun. Şimdi bol soğanımız var. Gördüğünüz gibi neredeyse tencerenin tamamı şu an soğan dolu. Yarısından fazlası. Bir kilodan biraz fazla soğanım var. İncecik doğradım. Bu yemeğin en lezzetini veren şey soğan. Biraz burada hızlı çekim yapıyorum. Bir yemek kaşığı acı biber salçası, bir yemek kaşığı normal salça, kuru nane birer kaşık ve karabiberimiz var. Birer kaşık bunlar. Dediğim gibi bol soğan olacak. Soğanımızı güzelce pembeleştirdik. Hep bu tat hiç şaşmaz aynı pide tarifimdeki gibi. Gerçekten bu da tam tariftir. Ölçülerimiz 2 su bardağı pirinç, 1 su bardağı bulgur. Yıkadım tertemiz. Onu da kattım. Biraz da onunla çeviriyoruz. Hiç su koymuyorum çünkü soğanın suyuyla, salçanın suyuyla o kendini çekiyor. Böylece kavurup kapağını kapatıyorum. O kendi dinleniyor. Gördüğünüz gibi zaten. Yarım bardağa yakın suyum, limon suyumuz ve tuzumuz var. Tadını yetirelim. Çünkü taze yaprak tuzu yok. Siz tuzu kendiniz bakarak ayarlayın. Tuz göreceli bir şey çünkü. Evet, kapağını kapatıp dinlenmeye bırakıyoruz. Altını kapattık. Evet, şimdi sarı şeklimi de göstermek istedim size. Pek benim yapraklarım çok iyi çıkmadı. O yüzden iyi güzellerden birkaç tane seçtim. Bakın böyle sarıyoruz düzgünce. İncecik. Bütün yapraklarımın böyle olmasını isterdim ama çoğu yapraklarım biraz iyi çıkmadı. Bunlar çok güzel tazeydi. İzmir yaprakları çok güzel oluyor. İzmir üzüm yaprağı. Özellikle dolmada. Kendi neredeyse elinizin altında kendi sarılıp gidiyor ama bunlar biraz zorladı. Bu şu ankiler güzel ama diğerleri zor oldu biraz. Ama lezzeti mükemmel oldu. Bunu söyleyeyim. Evet, üzerine aralarına patates kesiyoruz. Bu da bir değişik yöntem. Bunu da yıllardır yaparız, inanın. Altına dizerim, arasına dizerim. İki sırada bir dizeriz en altına. İki sıra yaprak, tekrar ortasına bir patates, üstüne de bir tekrar patates diziyoruz. Tekrar üzerine bir kaşık salça, bir kaşık yağ, iki kaşık yağ, bir gene yarım limon suyu sıkarak bir sos hazırlıyoruz. Sosumuzu döküyoruz. Üstünü geçecek kadar olacak. Tam biraz çıksın üstüne yaprağın. Kapak kapatıyoruz, porselen tabak. Kapağımızı kapatıp pişmeye bırakıyoruz. 2-3 saat sonra çok kısık ateşte pişiriyoruz. 2-3 saat sonra Allah'a şükür yemeğimiz hazır. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İnanın bu dolmanın tadı yıllardır hep aynı yöntemle yaparım. Tam tariftir. Hiç şaşmaz. Yapanların ellerine sağlık.